Nesneleri ölçeklendirmek. Eğer resimleri küçültmek veya büyütmek için fotokopi ya da kopyalama makinesi kullanmışsanız, ölçeklendirme kavramına aşina olmanız gerekir. Tıpkı kopyalama makinesinde resimleri küçültüp büyüttüğümüz gibi, scale yani ölçekle komutunu kullanarak da şekilleri büyütüp küçültebiliriz. Ekranda 3 adet sandalye çizimi bulunmaktadır. Soldaki sandalyeyi yarı boyutuna getireceğiz. Bunu yapmak için scale komutunu kullanacağız. Scale komutu şeritte Modify yani düzenleme panelinde bulunmaktadır. Komutu çalıştırdıktan sonra boyutlandırmak için istediğimiz nesneleri seçin. Seçim işlemi bittikten sonra sağ tıklayın. Ardından base point'i yani referans noktasını seçeceğiz. Base point, nesnelerin büyürken ya da küçülürken dikkate alınan referans noktasıdır. Sandalyenin sağ altındaki uç noktayı seçin. Sürükledikçe lastik efekti elde ettiğimizi dikkat edin. Bu noktada şekli boyutlandırmak için bir nokta seçebilir veya bir değer girebiliriz. Varsayılan değer 1'dir ve hiçbir değişiklik ifade etmez. Birebir ölçeklendirme anlamına gelir. Bu şekli yarı boyutuna getirmek için Scale Factor yani ölçeklendirme katsayısı olarak 0.5 değerini girerek Enter tuşuna basın. Şimdi de başka bir değişiklik yapalım. Bu kez en sağdaki sandalyeyi İki katı boyuna getireceğiz. Bunu yapmak için boşluğa basarak scale komutunu tekrar çalıştırın. Ölçeklendirmek istediğiniz nesneyi seçerek sağ tıklayın. Şimdi base point'i seçeceğiz. Bu kez sol alttaki uç noktasına tıklayın. Base point'in şeklin yer değiştirmeyen tek kısmı olduğuna dikkat edin. Base point'i bu ayağın ucunda seçerek sandalyenin bu dikey hatta kalmasını garantilemiş oluyoruz. Sandalyeyi iki kat büyütmek için Scale factora 2 yazın. Ardından Enter'a basın. Gördüğünüz gibi Scale komutu tasarım değişikliği yapmadan hızlıca işlem yapılmasını sağlamaktadır. Scale komutu ölçü birimlerini değiştirmek istediğimiz zaman da işe yarar. Şimdi örnek bir uygulamayla devam edelim. Bu çizimi kapatalım. Dosyayı kaydetmeyeceğiz. Hızlı erişim araç çubuğunda Aç komutuna tıklayın. Exercise Files klasörünü açın. Bölüm 9 klasörü içinde iki çizim açacağız. Raket dosyasını seçtikten sonra Shift tuşuna basarak Kort dosyasını da seçip Aç'a tıklayın. Bu iki çizim de açılacaktır. İki dosya birden açık ve dosyaları yan yana görüntülemek istiyoruz. Bunu yapmak için View yani görüntü sekmesine tıklayın. Windows yani pencere paneline gelerek Tie Vertically yani dikey olarak döşeyi seçin. Böylece her iki çizim üzerinde de çalışabileceksiniz. Şimdi ekranı biraz düzenleyelim. Şu anda soldaki çizim aktif durumdadır. Bunu biraz merkeze doğru kaydırın. Sonra kortun olduğu diğer pencereyi aktifleştirin. Biraz uzaklaştırın ve şekli merkeze getirin. Sağdaki bu çizim standart bir tenis kortunu temsil ediyor ve her birim bir fite eşit olacak şekilde çizilmiştir. Bunu hızlıca doğrulayalım. Application yani uygulama menüsünü açın. Drawing Utilities'i yani çizim özelliklerini ve buradan da units'i yani birimleri seçin. Burada her birimin bir fite eşit olduğunu görebiliyoruz. Tamam düğmesine tıklayarak iletişim kutusunu kapatın. Şimdi soldaki çizime tıklayın. Buradaki şekle bakalım. Bu çizim standart bir tenis raketini temsil ediyor ve her birim bir inçe eşit olacak şekilde çizilmiştir. Bunu yine hızlıca doğrulayalım. Drawing Units penceresini yeniden açın. Pencerede yine her birim inç olarak belirlenmiştir. İletişim kutusunu kapatın. Şimdi şekli seçin ve seçilmiş bir yere tıklayarak basılı tutun. Daha sonra bu çizimi diğer çizimin üstüne sürükleyin. Gördüğünüz gibi tenis raketi korta oranla oldukça büyük kalmıştır. AutoCAD sadece birimleri dikkate alıyor. Bu çizimde raketin ölçüsü 26 birimdir. Buradaki 26, 26 inç anlamına gelmektedir. Raket sağ tarafa geldiğinde ölçüsü yine 26 birimdir. Fakat bu sefer 26 inç yerine 26 fit oluyor. 1 fit 1 inçin 12 katıdır. 30.48 cm değerini 2.54 cm değerine bölerseniz bu değeri elde edersiniz. Yani taşınan raket normal büyüklüğünün 12 katı büyüklüğünde sağ tarafa taşınmıştır. İşte şimdi bu şekli düzeltmek için scale komutunu kullanacağız. Home yani giriş sekmesine gelin. Scale komutunu çalıştırın. Raketi seçerek sağ tıklayın raketin sol altındaki uç noktayı base point olarak kullanacağız. Scale Factor olarak 1'e 12 değerini girin. Ardından Enter tuşuna basın. Daha sonra Mu yani taşı komutunu çalıştırın ve raketi seçerek sağ tıklayın. Herhangi bir uç noktasından tutarak sağ tarafa getirin. Çünkü burada başka bir raket var. Tıklayın ve ölçeklendirilmiş olan raketi yanına yerleştirin. Gördüğünüz gibi şekil şimdi uygun bir şekilde boyutlandırılmış oldu. İster tasarım değişikliği için nesneleri boyutlandırın, ister çizimdeki farklılıkları düzeltin, Scale komutunu kullanmak proje tamamlama sürecinizi hızlandıracaktır.